Çok çalıştım. Çalıştıktan sonra kendimi tüm dershanelerin deneme sınavlarına yazılarak denedim. Kendimle yarıştım. Neredeyim, ne yapabiliyorum ve daha iyi nasıl olabilirim diye. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra annem gerçekten seninle gurur duyuyorum dedi. Çünkü inandığımı ona göstermiştim. Merhaba, ben Ebru Çetin, Marmara Üniversitesi Aktuarya Bilimleri son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Doğal Sigorta'da reasürans ve özel riskler uzman yardımcısı olarak part-time çalışıyorum. Isparta İMKB Anadolu Teknik Lisesi Bilişim Teknoloji ve Veri Tabanı bölümünde okudum. Sınıfımda tek kızdım. Genelde kızlar web tasarımı bölümüne giderdi. Veri tabanı daha çok erkekler içindi. Ama ben kod yazmayı, sayılarla uğraşmayı, sayıları anlamlandırmayı seviyordum. Bu yüzden veri tabanı bölümünü tercih ettim. Daha sonra son seneye geldiğimizde ailem dershaneye göndermek istemedi. Çünkü meslek liselerinin üniversiteyi kazanma hayalleri yoktu. Daha çok 2 senelik geçiş haklarını kullanırlardı. Ben ise hayal ediyordum. Yani istediğim mesleği bilmiyordum ama bir şeyler olacağımı biliyordum. Çok çalıştım. Çalıştıktan sonra kendimi tüm dershanelerin deneme sınavlarına yazılarak denedim. Kendimle yarıştım. Neredeyim, ne yapabiliyorum ve daha iyi nasıl olabilirim diye. Ardından üniversite sınavına biz 5 kuzen girdik. Sonuçlar açıklandığında en yüksek puan alan bendim. Gerçekten bu hayatımın dönüm noktası oldu diyebilirim. Meslek seçimine geldiğinde tek istediğim şey aktüer olmaktı. Çünkü tam bana uygun bir meslekti. Sayıları anlamlandırabiliyordun, insanların hayatına dokunabiliyordun. Aynı zamanda hem kendimi hem de toplumu mutlu edebilecektim. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra annem gerçekten seninle gurur duyuyorum dedi. Çünkü inandığımı ona göstermiştim. Üniversiteye girdim. Üniversiteye girdikten sonra gönüllü olmak istiyordum. Toplum için bir şeyler yapmak istiyordum. Bu sırada PWN İstanbul'dan kurucularından biriyle tanıştım. Gönüllü olmak istediğimi söyledim ve beni bir toplantılarına davet etti. Onlar profesyonel yöneticilerdi. Ben tabii öğrenciydim, tecrübesizdim. Kendim sosyal sorumluluk projesiyle destek olabileceğimi düşündüm. Ve ilk izlenim projesini gerçekleştirdim. Üniversite öğrencisi ve kurumsal kıyafete ihtiyacı olan kız öğrencilere yönelik bir projeydi bu. UPS Türkiye bize sponsor oldu, depolarını açtılar. Ve bir sürü profesyonel kadın yönetici kıyafetlerini bağışladılar bize. Bu proje beklediğimizden çok daha fazla ilgi gördü. Öyle ki 300'den fazla kız öğrenci bu fırsattan yararlanmış oldu. Projemizin danışma kurulunda Turkish Win'in kurucusu Melek Hanım da vardı. Böylelikle benim de kampüs liderliği maceram başlamış oldu. 40 üniversitede Turkish Win'i temsil eden 90 kampüs liderinden biriyim ve kadınları yararına gönüllü olarak çalışıyorum. Şu anda Steam Win projesinin liderliğini yürütüyorum. Bilim, mühendislik, teknoloji, matematik ve tasarım odaklı düşünen bu tabanlarda eğitim gören öğrencilerle teknik rol modelleri buluşturmayı amaçlıyoruz. Hayalim okulumu bitirdikten sonra Harvard'da aktüerya bilimleri master yapmak ve bilim kadını olarak çalışmak. Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme Programı'nda şu an staj yapıyorum. İleride de topluma yararlı projelerde çalışmayı devam ettirebilmeyi hayal ediyorum. Geriye dönüp baktığımda kendi kararlarımı vererek kendi yolumda vazgeçmeden devam ettiğim için şu an bu noktadayım. Ben yaparsam siz de yaparsınız. Ben şu tamam. Kayıt altında olunca çok stres oldum. Neden öyle oldu ya? Ay Hilal sadece çok güzel görünüyor burada. Gerçekten çok güzel duruyor mu? Bence sen de burada ne kadar çok iyi olur. Ebru çok iyi gelir. Ebru çok iyi gelir. Hilal çok iyi. İlham aldım kadın Hilal'de.